açıklama yok. Bir Cumhurbaşkanı'nın ilgisi yoktur deniyor. Yani özellikle bize git Suudi Arabistan'da maç oyna demedi. Cumhurbaşkanı'nın bu işte bir dahli yok. Onu anladık. Peki onun dışında ne olmuş? Bu maç neden oynanmadı? Sorularına yanıt yok. Her şey usule uygundu da neden oynanmadı? Galatasaray ve Fenerbahçe ustada neden çıkmadılar? Oraya kadar gittiler de o son gün ne oldu? Hiçbir şey yok. Konuşmayalım, üzerini kapatalım. Üzerini kapatırken de soru soranları toplum önünde provokatör ilan edelim. Asılsız iddialar diyelim. Bunlar suçludur diyelim. Hatta biraz daha ileri gidin, haindir deyin. Ya terörist de deyin, ağzınız alışmış ne de olsa. Ama siz sütten çıkmış ak kaşık gibisiniz, tertemizsiniz. Zaten Salim Şen'in deyimiyle teflon gibisiniz, üzerinize hiçbir şey yapışmaz. Siz tertemiz yolunuza devam edin. Bu mudur açıklama yani? Bu açıklamadan ne anladık? Hiçbir şey, ama hiçbir şey. Ben görevime devam ediyorum, Cumhurbaşkanı'nın olayla ilgisi yok. Bizi eleştirenler haindir, provokasyon iç peşindedir. Başka da bir dertleri yok. Oysa ki yanıtlanması gereken çok basit sorular var. Çok basit. O sorular hala geçerliliğini koruyor diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süper Kupa ile ilgili tepkisini verdi ki tabii Suudi Arabistan'a tepkilerle bir milleti hedef alan, özellikle Arapları hedef alan tepkiler birbirine hiç mi karışmadı derseniz karışmadığını söyleyemeyiz. Yani Suudi Arabistan yönetimi, o yönetimin anlayışı, yani Atatürk'le arasına koyduğu mesafe, Atatürk'ün Müslüman ülkeler için bir rol model haline gelmesi, yani kendi ülkelerindeki kadınların da Atatürk'ün yolundan gidip ya biz de eşit yurttaşlar olmak istiyoruz dese, erkekleriyle beraber bir araya gelse, nedir bu şeyhlik, şıhlık? Nedir bu sultanlık? Biz de ülkemizde cumhuriyet, demokrasi istiyoruz dese, o ülke yöneticileri için pek hayırlı sonuçlar doğurmaz bu talepler. Dolayısıyla Atatürk'ün övüldüğü, cumhuriyetin övüldüğü, göklere çıkarıldığı bir görüntüyü istememeleri Suudi yönetimi için anlaşılabilir. Ama bizde tepkiler biraz gereğinden fazla. Fazla derken Suudi yönetimine karşı değil, tüm Arap toplumunu hedef alan tepkilere dönüşen mesajlarda yer aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da kente astığı ilanlarda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında bir soruşturma başlatıldı. Özcan, çöl faresi bedevilere Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camialarımızı kutluyorum yazılı dört bir yana billboardlar astırmış. İşte o billboardlar arkasından başlatılan soruşturmayla ilgili haberimiz. Suudi Arabistan'ın Atatürk'e yönelik engellemelerinin ardından Süper Kupa finalinin iptaline Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan billboardlara astığı afişlerde sert tepki geldi. Afişlerde Atatürk'ün büyüklüğü hatırlatılırken Fenerbahçe ve Galatasaray kutlandı, Atatürk'süz Türkiye olmaz denildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı afişler nedeniyle Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı. Kentin birçok noktasındaki afişler savcılık talimatıyla indirildi. Tanju Özcan ise pişman değilim açıklaması yaptı. Bu görselle ilgili soruşturma açılmış. Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud rejimi tarafından Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor. Biz buna tepki gösterdik diye soruşturma geçiriyoruz. Pişman değilim. Kimse Türk milletinin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapamaz. İşte oraya bir cümle daha belki bu anlamda. Yani Suudi yetkililer diye bir ifade girse bu karışıklık da yaşanmayacaktı diyelim. Yine soruşturma